şimdi süt de biraz içmesi de çok kolay değil. Ben süt içtiğim zaman sabah sütü içersem bütün gün sesini buradan duyabilir izleyicilerimiz. Yani bağırsak gur 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 ötüyor. Alışkanlık gerekiyor ya da işte hani herkes sütü farklı metabolize ediyor. Bu konuda ne diyeceksin? Evet, çocuklukta kazanılması gereken bir alışkanlık. Hiç ara vermeden süt içersek sütü çok daha rahat sindirebilir hale geliyoruz. Çünkü ara verdiğimizde sütün içerisindeki şekeri sindiren enzimimiz faaliyetini yitiriyor. Nasıl olsa artık vücudumuza süt girmeyecek diye işlevini yitiriyor ve biz sindirim sorunları yaşıyoruz. O yüzden çocuklara en sevdiği haliyle süt verelim ki hiç ara vermesinler, hayatları boyunca süt içmeye devam Peki, etsinler. Peki nedir bizdeki durum? Yeterince süt içiyor muyuz Türkiye'de? Maalesef çok kötü durumdayız. Çünkü kişi başı yıllık süt tüketimine baktığımızda 25 litre. Herkes bir yıl içerisinde sadece 25 litre süt içiyor. Bu aslında 2 ayda içmemiz gereken miktar ama biz bir yıla yayarak içiyoruz. Yani çok yetersiz.